Derece yapabilir miyim? O kadar konu yetişir mi? Sıfırdan nereye gelebilirim? Bunlar aslında bayağı bir zor sorular. Çünkü beni uzun uzun düşündürttü. Uzun uzun. Çünkü çok fazla değişken var. Bir konuyu ne kadar sürede öğreniyorsun, ne kadar ders çalışıyorsun, odak seviyen nasıl, derece kime göre derece, neye göre derece. Kafamın içinde yapabilir misin sorusuna cevabım evet ve hayır arasında o kadar fazla gidip geldi ki dedim ben bu işi bir bilene sormalıyım. Buyur kanka. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Derece yapma ihtimalim var mı? Gel anlat. Ayakkabıları dışarıdan mı çıkarıyoruz? Abi cevap? Şimdi arkadaşlar öncelikle kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Çünkü bu hikayeden de neleri başarabileceğinizi görmenizi istiyorum. Arkadaşlar ben yazın 50'li 60'lı netlerdeyken çalışmaya başladım. Sonrasında Aralık ayına kadar 90'lı 100'lü netlere kadar yükselttim. Ve güzel çalıştım gerçekten. Hem okula hem dershaneye gidiyordum. İyi gidiyordu her şey. Sonra Aralık ayında hepinizin başına gelebilir. Hatta belki bu olayı yaşamış kişiler de vardır. 20 Aralık'ta babamı kaybettim. Doğal olarak arkadaşlar 3 ay boyunca hem ders çalışamadım hem ne okula gittim ne dershaneye gittim. Hiçbir şey yapmadım aslında. Kitap bile açmadım. Ya da bazen zorluyordum ama tabii ki de hiçbir şey yapamıyordum. Denemeye giriyordum 10 dakika sonra çıkıyordum falan böyle. Bende hatta garip etkileri de oluşmuştu. Sonra arkadaşlar Mart ayında pandemi girdi. Bizi de eve tıktılar. Ben de pandeminin başlamasıyla beraber biraz ufaktan çalışmaya başladım ama biraz da hırslıydım. Yani bu sene başarmak istiyordum. O yüzden arkadaşlar bitki, organik kimya, limit türev integral gibi konuları bitirdim. Sonrasında sınavı ertelediler. Konuları çıkarttılar. Sonra sınavı geri çektiler. Yani ben zaten 3 ay çalışmamıştım. Bir de 4. ayım da gitti. Yani çalıştığım baba AYT konularını da sınavdan kaldırdılar. Başına gelebilecekse geldi. Yani her şey geldi. Sonrasında arkadaşlar benim TYT netlerim de bu 3 ay ara verdiğim için 70'li netlere vesaire düşmüştü. Ve 3 ayım kaldı sınava. Bu 3 ayda günde 12 saat falan çalışıyorum. Hatta 2,5 ay falan var. Ve AYT matematik netim 10'lu 15'li netler arasında. AYT fenim de 0. Yani deneme çözecek kadar konu bile bilmiyorum. Çünkü sadece bitki çalışmışım onu da kaldırmışlar gibi bir durum var. Sadece organik çalışmışım onu da kaldırmışlar gibi bir durum var. AYT fen 0, AYT matematik bu durumda TYT netimde 70'lere düşmüş, çok kötüyüm. Ama mental olarak kendime şunu dedim. Hani sadece görevine odaklan, elinden geleni bu 3 ay boyunca yap. Bir daha bu sene, sınav senesi benim için zaten çok travmatik olmuştu. Çok anormal, çok olağanüstüydü. Bir daha bu seneyi yaşamak istemediğim için elimden gelenin en iyisini yaptım. 12 saat boyunca sadece yaptığım işe odaklandım. Hiçbir zaman acaba başarabilecek miyim, yetişir mi diye sormadım. Ve sadece işime odaklandım. Süreç sonunda da arkadaşlar 3273. oldum sayısalda. TYT 105 net, AYT'de de 77 doğru 3 yanlış yaptım. Yani neredeyse AYT'yi sıfırdan başladım. Neredeyse diyorum çünkü biraz daha olsa biraz temelim vardı. Kaç net mesela başlangıçta? Ya başlangıçta dediğim gibi AYT fene girebilecek düzeyde değildim. Girsem bile bir AYT fende toplasan atarak herhalde 10 net falan yapardım. 10-15 nette AYT matematiğim vardı. Toplasan 20 yapardım. Yani 20-25 yapardım. Oradan AYT'yi neredeyse sıfırdan 77 doğruya kadar çıkartabildim. Ya bu ne demek arkadaşlar? Ben son 3 ayda bu hikayeyi başardıysam siz 7 ayınız var. Gerçekten 7 aydan daha fazla var hatta büyük ihtimal 7 ay 10 gün 15 gün var. O yüzden arkadaşlar sizin bu 7 ayda benim aynı sınava baktığım gibi bu mentalde sadece işinize odaklanarak, sadece görevlerinize odaklanarak, çözdüğünüz sorulardan bir şeyler öğrenmeye odaklanarak bu 7 ayda benim yaptığımdan çok daha iyisini yapabilirsiniz ve hayal bile edemezsiniz. Onun dışında size 2 soru daha soracağım aslında. Diyelim arkadaşlar gaipten bir ses geliyor ve size hedefinize ulaşamayacağınızı size söylüyor. Yani 10.000 hedefinizse sayısalda 10.000'e giremeyeceğini biliyorsun. Artık bunu biliyorsun, öyle düşün yani. Çalışmayı bırakacak mıyız? Hayır. Tabii ki de işimize bakacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yani yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Ne oldu? Enerji sezon mu bitti? Santim santim yaşıyorum. Beynimiz çatladı kalbim çıktı. 10.000 birinci olmak için, çünkü 10.000. olamıyorum, o zaman yapabileceğim en iyisi 10.000 birinci olmak. 10.000 birinci olmak için 7 ay boyunca çalışman lazım. Bir diğer soru da arkadaşlar, 7 ay sonra hayatta kalacak mıyız? Garantisi yok. Garantisi yok yani. Yapabilecek bir şeyimiz de yok. Ama biz her gün, yani yarın bile uyanabileceğimin bir garantisi yokken ben şu an video çekerken keyif almaya çalışıyorum. Verimli olmaya çalışıyorum. Siz de aynı şekilde ders çalışırken keyif almaya, verim almaya çalışacaksınız. 7 ay sonra ne yapacağının hiçbir önemi yok. Elinden geleni yapacaksın, keyif alacaksın. O yüzden sadece keyif alıp verimine odaklanmanız gerekiyor. Sonunuzu düşünmemeniz lazım. Zaten sonu düşünen de kahraman olamaz. Çok rahat, çok profesyonel.
Ki arkadaşlar zaten bu kendi örneğimi verdim. Diğer iki soruyu da size sordum. Ama zaten benden çok daha üst senaryolarda derece yapan kişiler var. Çok daha düşük netlerle başlayıp ki sen de 40 netten başlayıp 110'a kadar çıkmışsın. İnanılmaz bir yükseliş. Ki senin koşuk ekibinde de zaten çok böyle... Çok ekstrem olaylar yaşayanlar da var. Ya sınav deprem olayını yaşayıp derece yapan öğrencilerimiz bile oldu arkadaşlar. Dostlar bu arada çok fazla koşuk sistemiyle alakalı yorum geldiği için hemen göstereceğim. Benden veya kimden koşuk almak için açıklamadaki linke tıklıyorsunuz. Hemen burada benim kendi koştuğum var. Haftada bir Zoom görüşmesinde programımızı yapıyoruz. Beraber ana meseleleri görüşüyoruz. Hafta içinde de hem telefon hem WhatsApp üzerinden takibini yapıyoruz. Hemen şuraya tıklayarak mail atmanız gerekiyor iletişim için. Hemen altında da Ekim'deki derece öğrencilerinin koşuk sistemi bulunuyor. Ekip arkadaşlarım size tecrübelerini aktarıyor. Ama yine bu varyasyonda da ayda iki kez toplu Zoom görüşmesinde beraber değerlendirmeler yapıyoruz. İhtiyacınız varsa direkt şuradan satın alabilirsiniz. İhtiyacınız varsa diyorum çünkü bu bir reklam değil yani. Burada kısa bir şekilde özetlemek istedim. Yorumlara tek tek cevap veremeyeceğim için. Şimdi videoya devam edelim. Yani siz de arkadaşlar ne durumda olursanız olun elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın ve en çok da keyif almaya çalışın. Ki çok daha uç örnekler olduğu için bu asla başaramayacağınız anlamına gelmez. Bir çabalarsanız, iki çabalarsanız üçüncü de olur. Ve bunu da hastalık gibi her hastalığın, yani çoğu hastalığın bir ilacı var aslında. Sen de tıp okuyorsun, daha iyi biliyorsun ama burada da mesela diyelim netlerin artmıyor, bir yerde tıkandı, çalışıyorsun, anlamıyorsun vesaire. Tamam, bir şey yanlış yapıyorsun. Yani orada bir hastalık var. E o zaman onun ilacı da var yani. Biraz düşünürsen o çalışma sistemindeki eksikliği bulup onu kapatıp devam edebilirsin ve bundan sonra da artar. O yüzden arkadaşlar sadece sürece odaklanın, sonuca odaklanmayın. Elinizden geleni yapın ki zaten hayal edemeyeceğiniz bir noktaya ulaşacaksınız. Çünkü ben büyük ihtimal mezuna kaldım diyordum ama bunu asla kendime hatırlatmıyorum işin içi. Sadece çalıştım, baktım netlerim artıyor, 90 oluyor, 100 oluyor, 105 oluyor. Ola dedim ilk 100'e girebilirim falan oldum. Ben mezuna kaldım demiyordum ama diyorum ki bir yerde ciddi netlerim 60'da 70'de. Diyorum ki ilk 20 bine bir gireyim, herhangi bir tıp yazayım gideyim. Sonra bir baktım 5000'deyim. Yani arkadaşlar işin özü şu. Derece yapar mıyım, sıralamam ne olur, yığılma olur mu? Bunları düşünmektense sürece odaklandığınızda, bugünümü, bu haftamı nasıl en verimli geçiririm diye düşünmeye başladığınızda beklentinizin çok üstüne çıkmanız işten bile değil. Zaten adam akıllı bir başlayınca bir masaya oturunca gerisi çorap söküyor gibi gelecektir. Bu video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. With you till the day I die.